Teşekkür ederim. Deniz bu bazı gazeteler şimdi şöyle bir yeniden gazeteleri e, taradım da yani emekli maaş en düşük emekli maaşlarında artış yapılmayabilir vesaire diye yazıp çizmeye başlamışlar. Beklentiyi düşürmek için herhalde. Ya da en fazla %e 12.000 liraya 12.500 liraya çıkartılır en düşük maaş diye yazanlar var. Böyle beklentileri oldukça alta indiren bir ses evet. tonu var birkaç zamandır. Özgürler ee, Özgür Erdursun evet, diyor ki Evet evet Ebru ben hı -hı. ...ya yani bu erken seçim tartışmalarını yani arttırır diyor... ...arttırır mı diye soracaktım özetle. Anladım. Ee, yani başından beri söylüyorum... Mehmet Çimşek öyle bir basmış ki... E, bu, ...bu işlerde... ...yani ücret ödemelerinde frene... ...vergi toplamalarında gaza... Hmm. ...basmış vaziyette. E, dolayısıyla... E, ...yani ücretlerde sürpriz bir artış bekleme... E, ...işi hayal... Allahım. Yani dört sene seçim yok, dört sene vatandaşın insanlara siyasetçileri sarı kart gösterme şansı dahi yok. Bırakın kırmızı kartı. Dolayısıyla Mehmet Şimşek de bundan faydalanacak, sonuna kadar faydalanacak. Onun için ben de başından beri bunu tahmin olarak da değil bilgi olarak söylüyorum. Yani emekli maaşı 10 bin lira olan 13 bin lira civarında maksimum e, Temmuz'da maaş alacak. Ama burada tabi kritik olan şey şu. Ask, yani en düşük emekli maaşını da o, o, seviyeye çıkaracaklar mı? Yani çünkü biliyorsun 8 bin lira kök ücretin varsa hı hı. E, %25 zam yapıldığında 2500 lira e, zam yapıyorsun. Şey 2000 zam yapıyorsun. O zaman 10 bin lira oluyor ücret. Yani 10 bin lirada kalmaya devam ediyorsun. Yani kök ücretin 8 bin liraysa şu anda 10 bin lira alıyorsun şu anda. Alabiliyorsun. En evet. düşük emekli maaşı 10 bin lira. eğer bu yeni yapılacak zam mı 8 bin liralık kök ücret üzerinden yaparlarsa %25 zam mı sen tekrar 10 bin lira almaya devam edeceksin. Evet. Onun için esas kritik karar bence Zaman burada. burada. Zammam yok. O kök ücreti kök ücreti e, yani şey yapmadan en düşük emekli maaşını 12.500 13.000 seviyesine çıkaracaklar mı? Esas mesele o. Benim beklentim bu yönde. Yani eee en Yine düşük maaş maaşını... artmayacak. En düşük emekli maaşı belirlenecek. Yine bir sürü insanın maaşı artmayacak o zaman. Yok yok mesela kök maaş kök maaşı diyelim %25 zam yaptılar. Kök maaşı 8.000'den 10.000'e çıktı ama hı hı. E, en düşük emekli maaşını 12.500 liraya çıkarıp e, o 10 bin liralık yeni kök maaşı da 12.500 lira olarak ödeyebilirler. Yine kimsenin maaşı yani, doğruluruz, atmaz. E, evet, yani çünkü öbür tür hani gerçekten 8 bin lira kök maaşın varsa zaten 10 bin lira alıyorsun şu anda e, 2 bin lira zam geldiğinde 10 bin lira olacağı için. E, sana zam yapmamış olacak. Burada esas mevzu en düşük ücreti 10 bin lira üzerinden hesaplayıp belirlemek. En düşük ücret 12 bin 500 lira olabilir. Yani kök, kök ücrete rağmen en düşük ücret 12 bin 500 lira olabilir. Benim beklentim bu yönde. Yoksa 15 bin lira, 16 bin lira falan gibi bir en düşük emekli maaşı biraz hayal gibi.